huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. ...ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, diyelim ki bir Müslüman, diğer mümin kardeşlerini uzakta da olabilir, ne bileyim işte aynı şehirde de olabilir, yakında da olabilir. Efendim, salih olan akrabayı, yakın akrabayı ziyaret etse, dinimizde bunun ayrıca bir sevabı var mıdır? Yani ziyarete giden kişi, onların hal ve hatırlarını soran kişi... Ee, ayrıca bir sevap alır mı? Şimdi kitaplarda anlatılırken, helal ve mubah olan şeyler iyi niyetle yapıldığı zaman artı hanesine, sevap hanesine geçer buyuruyor. Mesela mubahtır, yap yapmakta serbestsin. Ama niyetine göre bu sevap olur, niyetine göre de aynı şekilde günah olur buyuruluyor. Niyetine görese. Fakat e, akrabayı ziyaret etmek, dargınları barıştırmak, ilim meclislerine gitmek, o, hadis-i şeriflerle hasreden belirtilmiş. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hastanın halini sormak için iki kilometre git. Ki bu hadis-i şerifteki bildirilen tercüme ederken bugünkü bizim kullandığımız kilometreye çevrilerek bildirilmiş. İki kilometre git. Küs olan kimseleri barıştırmak için dört kilometre yürü. Hasta iki, küs olanları barıştırmak için dört kilometreye çıktı. Altı kilometre de bir din kardeşini ziyaret etmek için gitti. Bu ondan daha üstün oldu. Bunun da üstünde var. Bu kadar da ilim adamından bir mesele öğrenmek için gitti. İlim hepsinin üstünde oluyor. Evet. Yani önem sırasını da belirtiyor burada. Evet. Önem, sırasını da aynı şekilde belirtiyor. Dolayısıyla bu hadis şefte zikredilenlerin hepsi niyetin düzgünlüğü sebebiyle hep artıhanesine geçiyor. Onun için de ehl Sünnet alimleri kitaplarında Müslüman olan ve İslamiyet'e uygun akrabayı haftada veya ayda bir ziyaret etmeli. 40 günü geçirmemelidir. Uzak memlekette ise mektupla gönlünü almalıdır. Dargın kinli ise de vazgeçmelidir. Akrabası gelmezse cevap vermezse de giderek veya hediye selam göndererek yahut mektup ile e, yoklamaktan vazgeçmemeli. Hele bir de zamanımızda şimdi sosyal medya var, telefonlar var. Rahatlıkta. O da bıktırır. Mahiyette olmasın. Her gün sabahleyin. Nasılsınız? iyi misiniz? Falan. Eee der yani. Yani şimdi fazla sık gelme. Usandırırsın deniyor. Çok da arayı açma. Bunu çok, ortalaması. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Aynen mi? öyle olur. Aynen öyle olur. Ve zaten kitaplarda anlatılır. Kendi meselenmesi birisini sevdiğin zaman, muhabbet ettiğin zaman e, çok aşırı gitme buyuruyor. Sıkma, ya. Sıkma yo yo. E, yani. Sıkma. yok yok. yani efem efendim işte bunun gibi adam bulunmaz. Bu çok melek gibidir falan filan anlatıyorsun. Yani o kadar ileri Hı. gitme buyuruluyor kitaplarda. Niye? Ola ki nefsine ters bir iş yapar. Bu çok alçan tekidir. Namussuzun tekidir. Bunun gibi namussuz ben görmedim. Neyi verirsin? Ola ki düşman olursun yani. Ola ki düşman olursun. Onun için hep ihtiyatlı hareket etmeli. İhtiyatlı hareket etmeli. Bizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu gelebilir. Ama sizin daha önce aynı şekilde konuşmalarınızda naklettikleriniz var. Hani e, o sevgide, muhabbette. Bu aşırı gitmek ayrı bir mesele. O şey yapılmış. Bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olanlar kitaplardaki bildirilen o orta halde devam etmeli. Çünkü nefsi itminana kavuşmuş bunlara mesela kitaplarda evliya deniyor. Yani Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış. Onlara kötülük etsem bile Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklandıkları için ve Allahü Teala da hemen o kulları dönüp tövbe edip özür dileyince affettiği gibi bu kulları da affeder. Bu kulları da affeder çünkü o ahlakıyla ahlaklanmış. Bunun en canlı misalleri peygamberlerdir. Mesela peygamberlere yapılmadı, kötülük yapılmadı, hakaret kalmamıştır. Ve bu peygamberlerin eline fırsat geçtiği zaman o fırsatı değerlendirip onları imha etmemişlerdir. Mesela çarpıcı bir misal vereyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Mekke'nin fethine giderken kitaplar yazıyor. Sekiz kişi hakkında ölüm fermanı vardı. Ama hiçbirisini öldürmedi. Hepsini de affetti. Bu, mesela bunlardan bir tanesi de Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bin Ebu Cehil'di. Affedildi. Sonra hesabı ı Kiram'dan oldu. Eshab-ı Kiram'dan oldu. E şimdi o kolay bir şey değildir. Ancak Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış olanlar bunu yapabilir. Hani zaman zaman biz de o radyolu programda, İslam ve Toplum programında da zaman zaman naklediyoruz. Hani dinleyicilerimizden, efendim siz çıtayı çok yüksek tutuyorsunuz. Hayır biz çıtayı yüksek tutmuyoruz. Onların hali böyle, onlara anlatıyoruz, onları naklediyoruz. Ama biz onlar gibi olamayız. Olamayız da biz birazcık bir şey yapınca havalanmayalım, kibre kapılmayalım. Bak, daha üstünleri var bunların. allah Teala onların halini açığa çıkarmış. Bunun için de e, muhabbette olsun, düşmanlıkta da ileri gitmemeli. Dost olabilirsin. Yani tersi de söz konusu tabii yani tersi değil mi? Az söz önce doğru. söylediğiniz. Yani e, dilini tutmalı, dilini tutmalı. Bunun için de akraba şimdi Anadolu'da yaygındır. Ya bırak aynı şekilde kardeş kardeşim miras sebebiyle ölürse ölüme gelmesin. E, ölürse ölüsüne gitmeyeceğim diyor. Çok ters bir laf. Ters bir şey. Ters bir laf. Hatta hem de bir nakledince yayından sonra bir tanesi aradı. Sen dedi bilmezsin dedi abimin bana neler yaptığını. <laughs> doğru dedim ben nereden bileceğim senin abinin sana <laughs> Konuşmak nereden... kolay diyor yani. <laughs> konuşmak kolay dediği doğru. Ee, dediği doğru konuşmak kolay anlatıverirsin de. Ama bir de gerçek var. Ama bir de gerçek var. Yenimizin bildirmiş olduğu bir gerçek var. Şimdi e müminleri ziyaret etmeli. Küsse, dargınsa gidip aynı şekilde aralarında bulmalı. Mesela bir hadise anlatılır. Davut Aleyhisselam'ın yanına iki kişi gelir. Birbirlerine şikayet ederler. Bunları dinleyip karar ver, karar verip giderken Azrail Aleyhisselam gelir. Azrail Aleyhisselam buyurur ki bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de bir hafta önce bitmişti fakat ölmedi dedi. Davut Aleyhisselam sebebini sorunca ikincisinin diyor bir akrabası vardı. Bir hafta önce ölecek diye ölmeyen akrabası vardı. Buna dargındı. Bu gidip onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahu Teala buna 20 yıl ömür takdir buyurdu. Halbuki kitaplarda bu detaylı anlatılırken buyuruyor ki e, haklı olan buydu. Haklı olmasına rağmen bu önce gitti. Önce gitti, onu ziyaret etti, gönlünü aldı, barıştı. Allahu Teala da hani kitaplarda yazıyor kabul olan dua, kabul olan sadaka. Ömrü uzatır. Nasıl uzatır? Ben de merak ederdim. Mesela e, teferdeki Efendi'deki dinleyicilerimiz de diyor ki ediyorsunuz ki ayet-i var. Takdim olmaz, tehir olmaz. E, nasıl uzar bu? Nasıl uzar bu? Uzama şekli buymuş. kazay mı? kazay muallak. Kazay <laughs> muallak şarta bağlıymış. Bu önce giderse ezelde allah Teala öyle takdir ediyor. Önce gider barışır, onun gönlünü alırsa 20 yıl daha veriyor. 20 yıl, 30 yıl belki. 30 yıl. Neyse. E, ama bunun haberi yok. Hakkında ezelde ne takdir edilir? Bizim var mı? Bizim de yok. Onun için ne yapacağız? Sadaka vereceğiz, dua etmeye de devam edeceğiz. Evet. Kabul olan dua, kabul olan sadaka, gelmekte olan belayı durdurur, ömrü de uzatır. Ve hatta gelmiş olan da geri gitmesine sebep olur. İstifara da devam etmeli. Dolayısıyla ee, Kitaplarda anlatırken allah Teala Müslüman ve salih olan akrabayı ziyaret etmeyi emrediyor. Yakın akraba ile ilişkiyi kesmenin büyük günah olduğu bildirilmiştir. Erkek olsun kadın olsun mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Amca kızı gibi mahrem olmayan akrabayı ziyaret etmek vacip değil ise de bunlara da hediye selam yollamak ve göndermek müstahaptır buyuruluyor. Müstahaptır. Bunun için de mesela bazı dinleyicilerimizin hatırına gelebilir, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya bizim öyle bir akraba var ki akrep gibi ya din iman yok zaten. Gideni sokuyor. Gittiğin zaman da aynı şekilde oradan ağlamadan gelemezsin falan. E böyle akraba akraba olmazsın canım. Onlarla ilişki kesilir. Evet. Onlarla <laughs> aynı şekilde şey yapılmaz. Ebu Hasan Arkani Hazretleri e, buyururlar ki şayet bir mümini ziyaret edersen hasıl olan sevabı 100 adet kabul olmuş hat sevabı ile değiştirmemen lazımdır. 100 adet kabul olmuş haç sevabı. Nafile haç mı? Yüz defa hadise gideceksin ama e, bir mümini ziyaret ettin, hasıl olan sevap ondan daha fazla. Hatta kabe e, Kabe'ye bakmak, e, hiçbir şey yapmasan bile sevaptır. Ama müminin yüzüne bakmak, Kabe'ye bakmaktan daha çok sevaptır buyuruyor. Ama müminin yüzüne. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen yüz bin altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde, allah Teala rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Böyle inanın buyuruyor Ebu Lasan e, Arkani Hazretleri. Ha. Ya bu kadar önemli <laughs> mi? Evet bu kadar önemli. Ama e, orada yine e, İslam alimleri kitaplarına yazmışlar. Efem seçici olacak mıyız? Elbette. Hasseten belirtilmiş. Salih saliha akraba buyuruyor. Adam din düşmanı. Daha ya yaklaşırken siz namaz kılıyorsunuz biliyor musunuz? Siz, siz, sizin namazınız falan diye başlıyor. Sövmeye etmeye falan. Gereği yok bana. Efendim hiç mi ilgilenilmez? Ha o zaten bugün sosyal medya var falan aynı şekilde e, gönül alınır, alınır. merhaba, merhaba. merhaba, merhaba. Veya hastaysa geçmiş olsun denir. O kadar irtibat tamamında kesmek ona uygun olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sadaka verirken, sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Sevgi baht olmuş ezelden bize Sevgi baht olmuş ezelden bize Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze. Alaca düşmüş gördüğümüze. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar. gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca güzeli görmek boylu boyunca güzeli görmek boylu boyunca Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. İstemem versen cihan varını. İstemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını Ah! Gönül nakşetti güle yarını Her yüzde görmek dost didarını Her yüzde görmek dost didarını siz de bir türlü biz de bir türlü Ah siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Allahü Teala'nın rahmeti, şefkati, dünyada müminlere ve kafirlere herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kafirlere merhametin zerresi bile yoktur. Nitekim Hud suresi 15. ayetinde mealen görüşleri kısa akılları eksik olanlar ahireti düşünmeyip her iyiliği şöhret mevki ve hürmet gibi dünya rahatlıklarını ve lezzetlerini kazanmak için yapıyor bu yaptıklarının karşılıklarını dünyada kendilerine tamamen verir umduklarından birini esirgemeyiz. Bunların ahiretteki kazançları yalnız cehennem ateşidir. Çünkü iyiliklerinin karşılıklarını almışlardır. Alacakları yalnız bozuk niyetlerinin karşılığı olan cehennem ateşi kalmıştır. Hırs ve şehvetleri için gösteriş için yaptıkları iyilikleri ahirette kendilerine yaramayacak, bunları cehennemden kurtaramayacaktır, buyuruldu. İsra suresi 18. ayetinde mealen, Görüşleri ve akılları, bu dünya çerçevesine sıkışmış olanlar, ahireti bırakarak, dünyanın çabuk geçici zevklerinin arkasında koşuyor. Gece gündüz düşündükleri, ve sıkıntılara katlanarak özledikleri bu nimetlerden dilediğimizi istediklerimize kolaylıkla ve bol bol veririz fakat bunlara böylece iyilik etmiyoruz cehennem azabını hazırlıyoruz bunlar ahirette rahmetten uzaklaştırılıp kötü bir halde cehenneme sürükleneceklerdir her biri çabuk biten ve arkasından sıkıntılar ve felaketler bırakan bu dünya lezzetlerine bağlanmayıp da vaat ettiğim sonsuz ve hakiki ve hiç değişmeyen ahiret nimetlerini isteyerek gösterdiğim ve beğendiğim iyilikleri yapanlara gelince bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğim yolda yürüdükleri için bütün iyiliklerini beğeniriz dünyada hem dünyanın aşıklarına hem de sözlerime inanıp emirlerimi yapanlara istediklerini veririz. Kimseyi umduğundan mahrum bırakmayız. Nimetlerimizi hepsine serperiz. Senin Rabbinin nimetlerinin yetişmediği kimse yoktur, buyuruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teala'dan şöyle bir nida gelir. Ey Habib! Ümmetini al ve hesaba getir. O zaman eshabiyle alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki ya Muhammed ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin. Hani nerede asiler? Alimleri getirdin. Peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, Ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzre olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına, layık görme onları cehennem azabına Rabbimiz buyurur ki Ey benim peygamberim ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim ümmetini kendime eylemişim muhatap onun için sorarım onlara bugün hesap onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben hep cennete koyardım hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril Resul'ün sarılıp örtüsüne sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen. Cebrail gelmek için huzurunuza sizin Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki ben aşıkım ona canı gönülden ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem dünya ve ahirette herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi. Hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki, azapları verilmez dünyada pek. Yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala'da da Açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da buyurdu bulundukça onların içinde sen hürmetine onlara hiç azab eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip efendimize dedi Ya Rasulallah bir sualim var size öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin. Buyurdular ki, benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa, öyledir bu da aynen. İslam Ahlakı Resul-i Ekrem buyurdu ki, Bir erkek avretini dövse, kıyamette ben onun davacısı olurum buyurdu. Kadının koku sürünerek, zinetlerini göstererek sokağa çıkması haramdır. Saliha kadın, dünya nimetlerinin en kıymetlisidir. Riyadün Nasihin diyor ki, Nisa suresinin 18. ayetinde mealen, Zevcelerinize iyi, yumuşak davranınız buyuruldu. Hadisi i şeriflerde, Ya Ebu Bekir, zevcesine gülerek yumuşak söyleyene köle azad etmek sevabı verilir. Ve fasık erkekle evlenen kadına Allah merhamet etmeyecektir. Ve şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasıka vermesin. Ve insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren onları incitendir. Ve bir Müslümanı haksız olarak incitmek, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır, buyuruldu. Dürrül Muhtar'da da diyor ki, Müslüman erkeğin sahih nikahla evlenmiş olduğu zevcesinin nafakasını temin etmesi farzdır. Nafaka, yiyecek ve giyecek ve barınacak ev demektir. Zevcesini mahrem olan yani evlenmesi haram olan akrabasından başkasına haramdan sakınan müslümanların evine kendi götürebilirse de kadın erkek ayrı oturmalıdır. Kadının mahrem akrabası 18 erkek olup şunlardır: babası ve dedeleri, oğlu ve torunları, yalnız anadan veya yalnız babadan olsa bile kardeşi, erkek ve kız kardeşinin oğulları, amcası, dayısıdır. Bu yedi erkek süt emmek sebebiyle ve zina sebebiyle de mahrem akraba olur. Dört erkek de nikah sebebiyle mahrem akraba olur. Bunlar kayınpeder ve bunun babaları, damat, üvey baba ve üvey oğuldur. Bir adama çocuklarının gelinleri ve bir kadına çocuklarının damatları mahremdir. Mahrem demek, Nikahla alması haram demektir. Mesela kız kardeş mahremdir. Herkese kardeşlerinin çocukları mahremdir. Kardeşlerin zevceleri, amca ve dayı ve hala ve teyze çocukları ve zevceleri mahrem değildir. Teyzenin çocukları ve zevci namahremdir. Zevcin zevcenin kardeşleri namahremdir. Eniştenin ve kayınbiraderin mahrem akraba olmadıkları, yabancı oldukları nimet-i İslam'da haccın şartlarında yazılıdır. Zevcenin bu ikisine de açık görünmesi, yüzünden başka yerleri örtülü olsa bile yalnız bir odada kalması, birlikte sefere gitmeleri haramdır. Bir kız mahrem akrabasıyla evlenemez. Yanında örtünmemeleri caiz olur. Yalnız bir odada bulunabilir. Birlikte sefere gidebilir. Mahrem olmayan akrabası eve gelince zevcinin veya akraba kadınların yanında yüzünden başka her yeri örtülü olarak hoş geldiniz der. Kahve, çay gibi şeyler getirir fakat yanlarına oturmaz. Müslümanların adetlere, geleneklere değil, İslamiyete, ilmihal kitaplarına uymaları lazımdır. İslamiyete uyan dünyada da ahirette de rahata kavuşur. Kötü arkadaşların, münafıkların güler yüzlerine, tatlı dillerine aldanmamalı, ilmihal kitaplarına uymalıdır. Kadının vazifesi ev içindeki işleri yapmaktır. Bu işlerin birincisi çocuklarını terbiye etmesidir. Çocuğun ilk mürşidi anasıdır. Anasından din ve ahlak ilimlerini öğrenen çocuk, dinsiz öğretmenlere, kötü arkadaşlara ve İslam düşmanı olan zındıkların yalanlarına aldanmaz anası babası gibi halis bir Müslüman olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın tarihi eser zengini İznik ilçesinden sesleniyorum. Arkamda gördüğünüz surlar tarihi İznik surlarıdır. Uzunluğu 4428 metre deniyor. Bu surlar çok önceleri yapılmıştır. Milattan önce yapıldığına dair rivayetler de var. Ondan sonra Roma ve Bizans döneminde de bu surlar biraz daha yükseltilmiş, biraz daha geliştirilmiş. Osmanlı Devleti 600 senelik hayatında aldığı, fethettiği şehirlerde kale surlarını ekseriyetle hiç dokunmamış. Yani tekrar bir duvar ardına sığınmayı mertlikten saymamış. Yıkmamış da fakat o savaş esnasında tahrip olan yerlere de dokunmamış. Halbuki Roma'da ve Bizans'ta, Bizans 1850'lerde uydurulan bir atefenim. efendim. Bizans diye bir şey yok tarih kaydında. Bizantin falan filan öyle uydurmuşlar. Amerika'da, Siraküze'de bir üniversite bunu iş edinmiş. Yani belki de İstanbul'un tekrar Rumlar tarafından alınmasını kendilerine bir hedef ittihaz etmişler. Ona göre boyuna makine gibi adam yetiştiriyorlar. Bizans, Bizans, Bizans. 1850'den önce Bizans ibareleri yok. Doğu Roma, Batı Roma. Roma, Doğu Roma, Batı Roma. Bölünmüş, birbirlerle başlamışlar Ortodoks, Katolik mücadelesi. 1054'lerde 300 bin tane Ortodoksu, Katolikler vaisi sapık yoldasınız diye öldürmüşler. Onların hiç ses çıkmaz. Ama gelirler efendim Ermeni soykırımı diye bir sürü iftiraları bizim başımıza çorap gibi örmeye çalışırlar. Şimdi bu surlarda dört tane kapı var. Dört kapı dört medeniyet gibi ifadeler kullanıyorlar ama yani o işgal eden hepsinin medeniyet olduğu tartışılır. Yani suçluları cezalandırmak için hipodromlarda arsanların önüne atma olayı da eğer Adaletteki bir medeniyetse o zaman dört kapı, dört medeniyet deriz. Dört kapı ama dört medeniyet mi? Onda benim şüphem var. Bu kapılardan Lefke kapı dedikleri Osmaneli kapısı. Osmaneli ne tarafta? Sakarya Vadisi'nde. Ha, oraya giden yolun üzerinde, oraya giden yol buradan geçiyor diye Lefke kapı denmiş. Şu anda bu kapı geçilecek durumda kara trafiğinde değil niye değil? Çünkü öbür tarafı zemin doldurulmuş. Birçok tarihi eserlerimiz, camilerimiz, hamamlarımız nasıl çukurda kalmışlarsa ikinci Murat tamam mesela hayli çukurda girişi. Hop hop merdivenlerle iniyorsunuz. O o kadar çukurda olmaması lazım. Ama otomobilli hayat başlayınca, motorlu araçlarla hayat başlayınca bu araçlarımız incilmesin diye tarihi birçok yerleri doldurmuşuz. İşte burada da Lefke Kapının öbür tarafıyla bu tarafı arasında büyükçe bir kot farkı var. Şehir mezarlığında tam karşısında olduğu için cenazeler de buradan geçiriliyor. E, omuzda getirilenler, araçta getirilenler, su kemerlerin altından biraz sonra sizlere göstereceğim onun altından geçiriliyor. Tabii e, böyle olunca cenaze kalabalığının da buradan geçerken oraya saçtan böyle bir geçit yeri yapmışlar, bir rampamsı bir yer yapmışlar bazen istenmeyen durumlarda olduğu işitiliyor. Bunun hemen benim sağıma göre olan kısmında bir de Yenişehir kapı var. Göl kapısı var. Mış. Var mı şimdi? Yok. Göl kapısı yok. Bir de İstanbul kapı. İstanbul kapıda da şöyle usulen bazı kazı işleri yapılmaya çalışılmış. Asker nöbet yerleri ortaya çıkarılmış gibi. Burada da iki yanda Kapılar zaten o kapıyı bekleyen asker grubunun orada iskan edilmesine müsait bir şekilde yapılmaya çalışır. Yani bir manada asker kovuşları olur. Nöbetçilerin nöbet değiştirdikten sonra gelip istirahat ettikleri yer olur. Yemeklerini yedikleri yer olur. Burada da o düzenler var. Ama Osmanlı bu surlarla aldıktan sonra İznik'i hiç uğraşmamış. Suru var veya yok olarak kaydına geçirmemiş dokunmamış yani. Alakasızlık mı? Değil ihtiyaç yok ki buna efendim. İhtiyaç yok ki. Bu surlara bitişik hemen bu lefke kapının yanında şöyle bu istikamette giden veya gelen böyle şehre su getiren Bizans su kanalları diyorlar. Kanallar var. Bu kanalların Bizans olmasında doğrusu benim şüphem var. Açık ve net kendim tarihçi değilim. Tarih anlatıyorum ama tarihçi değilim. Bunun kariyerini yapmış birisi değilim ama kariyerini yapan arkadaşların bu duvarları inceleyip bu kanalları inceleyip Osmanlı'nın böyle bir şehre su getirme olayını ortaya çıkarmaları lazım. Sipariş vermiyoruz. Doğrusunu yani ortaya çıkarsınlar. Kemerlerin yapılışlarına bakıyoruz. Kullanılan taşlara, malzemelere bakıyoruz. Ha bu malzemeler bizim yerli malzemelerimiz. Osmanlı'nın su medeniyetinin malzemeleri gibi görünüyor. Gerek su karanlığının derinliği, gerekse genişliği de Osmanlı'nın ölçülerine 60'a 70 ölçülerine santimetre olarak uyuyor. Ama vardı da Osmanlı bunu yıkıldıktan sonra tekrar kökten yaptı mı onu bilmiyorum. Fakat bu su kanalları bir tehlikeyle karşı karşıya. Abdülvehab Sancaktari Hazretleri'nin türbesine doğru giden yolun sağ kenarında... Yüzlerce incir ağacı kökleriyle, dallarıyla bu su yolunu tehdit ediyor. Şu anda bunun içinden su geçmiyor. Geçmiyor ama bu tarihi yapıyı tehdit ediyor. Bu incir ağaçlarının kurutulmasıyla ilgili ilaçlamalarının yapılıp bir an önce bu tarihi eseri bu musallat olan incirlerden incir tarlada iyi, faydalı. Bize güzel meyveler verir ama burada buraya musallat olmuş vaziyettedir. Efendim izledik İznik'in fatihi Osmanlı'da Samsa Çavuş'tur. Evet ama Orhan Gazi zamanında olduğu için eee Samsa Çavuş fethetti demedik bugüne kadarki programlarımıza ama esas içeriye giren komutan Samsa Çavuş'tur. Fakat Orhan Gazi'nin burada adaleti ve beyliği, insanseverliği ve yumuşaklığı ortaya çıkıyor. Burayı Osman Orhan Gazi 28 sene muhasara ederek sonunda kendilerinin teslim olmalarını bekledi. Yakarak yıkarak pekala alta ay içerisinde bu şehre girmesi mümkündü. Şu surlar İstanbul surlarından çok düşük seviyede. İstanbul surları 12 metre civarında yükseklikleri var. Buradakilerin 8 metre civarında olduğunu zannediyorum. Hepsi birden de tıraşlanacak değil ya. Demek ki umumi yapılışı böyleydi. Veya aşağılar doldu. Belki su hendekler de vardı çünkü Bizans'ta surların bir yardımcı takviyesi de su hendeklerdir. İstanbul surlarının yedi kuleden Ayvansaray'a kadar olan kısmında ki su hendekleri 20 metre genişliğinde ve 10-12 metre derinliğinde ki oralardan insanlar ne atlayarak geçebilir ne de içinden suyun yürüyerek geçebilir idi. Burada da aynı sistemin olduğunu zannediyorum. Ama Osmanlılardan önce İznik de 325 yılında birinci konsül toplandı. Bu birinci konsülün toplandığı yer hala aranmaktadır. İşte hipodromda mı oldu, daha başka bir yerde mi oldu şeklinde tam olarak yeri tespit edilememiştir. Burada Bizans İmparatoru kendi putperest inancından birçok ana hususları da Hristiyanlığın umdeleri şekline getirttirip onu imza ile efendim 280 veya 318 gibi rivayet ediliyor. Bu kadar piskoposun ihtina imzasını da almak suretiyle onu dinin ana kaideleri haline maalesef getirmiştir. Din devlet müdahalesini kabul etmez. Çünkü din ilahi kurallar topluluğudur. Semavi dinlerde bu böyledir ama Brehmenlerde, Budistlerde, daha başkalarında e, onlar Buda'nın emirleri olarak, Konfüçyüs'ün emirleri olarak tapınırlar. O ayrı. Ancak 7. Konsül'ün bir enteresanlığı var. İstanbul'la da alakalı bir enteresanlığı var. 7. Konsül'de o zamana kadar ikonodül denilen yol Hristiyanlıkta, Ortodokslukta yoktu. Yani ikonalarla dini resimlerle bir şeyler ifade etmek. Şimdi 557'lerde yapılmış olan Ayasofya İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi'nde ikonalar yoktu. 7. konsülden sonra ikonalar konmaya başladı. Ayasofya'nın tamiriyle orada ikonaları ben meydana çıkarttım. Türkler üzerine sıvamış diyen Henry Prost veya Gaspar Fossati, Gaspar Fossati efendim ben ikonaları ortaya çıkardım diye kendisi monte etti. Ondan sonra da işte mihrabın iki yanlarında bir sürü ikonalar var. Yani Hristiyanlığın aslında da olmayan şeyi adam kendi mezhebinin yolunun e, işareti olarak getirip oraya monte etmiş. Ve Fatih zamanında işte bunlar kapatılmış ben de ortaya çıkarttım ben kahramanım diyor. Garip şeyler bunlar efendim. Yani din böyle müdahalelere hiçbir zaman açık değildir. Eğer o yol din ve insanların ortak inancı ise Şimdi Kılıç Aslan Caddesi diye bir cadde var. Doğru buraya çıkıyor efendim. Kılıç Aslan Caddesi Kılıç Aslan 1081'lerde orayı başkent yaptı ve Haçlı güruhu saldırdığı zaman onlar Kudüs'e giderken peşine Anadolu'daki Danışmet Beyliği mensuplarıyla Ahmet Tanışmet Gazi rahmetullahi aleyh'in orduları beraber peşine düşüp Anadolu bozkırlarında onları perişan ettiler efendim. Geldiklerine, geleceklerine perişan oldular, pişman oldular efendim ve Anadolu'da eriyip gittiler. Daha sonra Selçuklu başkenti Anadolu'da Karaman bölgesinde Konya'da kuruldu, devam etti. Şimdi burada Osmanlı zamanında bir iki rakam vermek istiyorum efendim. 1530'larda İznik'te dört tane cami, 13 mescit, 5 imaret, 12 zaviye, zaviye de eğitim yeridir ve 3 medrese, bir muallimhane, 3 hamam vardı. Burada Yunan işgalinin yakıp yıkmadığı, sabote etmediği tarihi cami hemen hemen kalmamış gibi. Bir tek Hacı Özbek camine saldıramamışlar. Hacı Özbek. Halbuki Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh mescidine çok yakın bir yerde. Hikmet ilahi. Hem Eşrefzade caminin yanındaki Selvi'yi yakamamışlar Yunanlılar tarihi bir selvi ağacı var orada veya servi ağacı var. Efendim hem de camiyi yakamamışlar. Sebep yaktılar da izdiki niye alamadılar? Evet, sebep. Sebep şu efendim. Burada izdikte doğrusu onun hakkında da bilgim olsaydı onları rahmetle şimdi anıyorum da bilgim olsaydı onların hikayelerini de paylaşmak isterdim. Maalesef bir yerde rastlayamadım. Burada kurulmuş olan vatanı savunmak için hayatını, kellesini vatanı savunma yoluna feda etmeyi düşünenlerden kurulu bir Gök Bayrak çetesi vardı efendim. Gök Bayrak çetesi bir gayri nizami ordu diyelim. Ordu da değil işte çete, bir grup. Bu grup Yunan'ın muntazam birliklerden kurulu, modern silahlarla İngilizlerin takviye ettiği adamlarına, birliklerine karşı öyle kahramanca savundular ki ancak dış mahallelerde birkaç yerden giriyorlardı, gerisin geri kaçıyorlardı. Sopayı yiyen gidiyordu. allah Teala izni ki böyle Yunan zulmünden korumaya çalışmış ve bu yolda canlarını vermiş olan Gökbayrak çetesine Çete de değil artık o şanlı bir grup efendim. O şanlı gruba rahmetler eylesin. Şimdi bu surlarla ilgili ve su kanalıyla ilgili, İznik'in tarihiyle ilgili birkaç kelimeyi etmeye çalıştığım bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lefke Kapı'yı sizlere inşallah burada gösteriyoruz. Yenişehir Kapı'yı göstereceğiz. Yani görüntüleriyle sizi karşılayacak programımızın bundan sonraki bölümleri. İstanbul Kapı Zaten bir kazı alanı şeklinde ufak tefek bazı yerler çıkarılmış ama tam bir şey ortada yok. Göl kapı ise zaten yok. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.